our shop ego. Biliyorsun ben bir aşağı yukarı bir seneden beri Shopigo'nun desteğiyle 46 diye bir program yapıyorum. 46.5 podcast'i de Shopigo'nun kanalına çekelim diye bir planımız vardı. Ama çeşitli teknik arızalar yüzünden bir türlü kısmet olmadı. Çektik, beğenmedik, yaptık, olmadı. Konuştuğumuz şeyler, ayakkabılar eskidi. Ondan sonra aşağıdan çok şey geliyor değil mi? Yapacak bir şey yok ya onlar. Aynen. Güzel, şehir evet. Merkezindeyiz yani. Aynen, şehir merkezindeyiz. Nişantaşı'nda Shopigo'dayız bu sefer. 46.5 bundan sonra her ay iki defa yapmayı planladığımız, inşallah bugün sonrasında yayınlayabileceğimiz programımızın daimi konuğu Yiğit Artman. Hoş geldin. Ne haber? Merhaba, hocam? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biz aynı yaş grubu olarak bu programı seninle beraber yapmak istedim. İnşallah bundan sonra konuklar da alacağız programımıza. İkimizin de ayakkabı sevdaları bayağı böyle birbirine benziyor. Çok uzun zamandır ya, nereden baksan 20 yıllık da bir arkadaşlığımız var. Sana ayakkabı sevdanla ilgili ilk ayakkabını sorayım. Öyle ilk sorumuz da olsun. Hani ben de ilk en sevdiğim ilk hatırladığım yani evet. Dedim bu herhalde sneaker sevdasının başlangıcı diyebileceğim. Jordan 6. Tabii ben o zaman... Sende var mıydı? Yoktu. Ha. Michael Jordan'ın o 92 ya da 93 yılı olması lazım. Evet. O sıralarda giydiği... Ya ben de sadece televizyonda zaten çok maç da izleyemiyorduk. Çok nadir TRT'de aynen. Oynardı. Bir reklamda ya da bir posterde görmüştüm ve çok beğenmiştim. Ama o zaman yani Jordan 6'ydı, 4'tü hiç bir fikrim yoktu. Yıllar sonra ilk aldığın peki neydi? İlk gerçek aldığım sneaker... Adidas Torsion'dı. Adidas Torsion. Şu anda yani şu dönemde tekrar popüler oversize onların, giyimle birlikte onların ama. Onların şeyi vardır ya tokası böyle onlar çok hoşuma gider. Üzerine Torsion yazar böyle. Bağcının üzerinde. Evet bir de alt tabanında da o Torsion sistemi ha, vardı. Evet o. Evet. Adı da çok güzel ya. Pek bizim o zamanlar 90'lı yıllarda pek İstanbul'da giymeye çok elverişli değildi. Çünkü orası biraz göçük olduğu için toz toprak çamur sıkışıyordu. Evet. Peki bu ayakkabılar tabii daha sonradan yeniden üretilmeye başladı 2000'lerin başından itibaren. Senin en sevdiğin ve o zamandan alamayıp şimdi aldığın ilk ayakkabın neydi? O zamanlar üniversite zamanına geldiğimde artık daha sneakerları bilinçli sevmeye başladım evet. Ama yine çok ulaşılabilir değildi. Bizde sahteleri ilk çok gelmeye başlamış. Evet çünkü gitti gidiyordu falan anlamıyorduk da o zaman çok fazla. Yeniden çıkmıyordu bir de mesela evet. Jordan 11 Concord. Aha. Benim yani hala en sevdiğim spor ayakkabı. Onu yıllar sonra alabildim. Yani 2000 ya da 99 ya da 2000'de demiştim ki bu şahane bir ayakkabı ki daha eski aslında geçmişi 96 olması lazım. Concord'ları diyorsun değil mi? Concord'ları evet. Ben de 46'nın 11. bölümüne özel Air Jordan 11'leri orada çektim. İzlemeyen varsa verdim. Evet. Linkten izleyebilir. Sen izledin mi? Ben izlemedim. İzlemedim. Onu o bölümü izlememişim. Lütfen, yani en sevdiğim almak istediğim Concord'tu. Bir de Jordan 8'ler vardı. Aldın Aqua. Değil mi ya? İkisini de sonra aynen. Alabildim. Evet. O ben yüzden de mutluyum. Yani birkaç tane rengi vardı. Zannedersem 4 tane rengi var. Cherry'si var. Bir de kıpkırmızı üniversite red galiba onun ismini tam hatırlamıyorum. Space Jam'ler var. Space Jam sende de var mıydı? Var ve hala giymedim. Ben de hala umarım giymedim. Çürümez. Evet. Kaç yıl? 7-8 yıl olacak alalı. Yok 8 olmadı ya. 2016'da çıkmamış mıydı? Daha eski ya da 2015 miydi? Yok o kadar eski değil. 2016 ya da 2017 ben tam hatırlamıyorum. Ama bu sene giysek iyi olur artık ya. Ne kadar ömrü var normalde? Yani tam bilmiyorum ama son şeylerini artık giymezsek son şeylerine gelmeye başlayacak. Çürüyecek. Bende de Jordan 3'lerin ilk aldığım Jordan'lar 3'lerdi. Tabii ilk kendimi bildiğim bileli ilk aldığım, benimki biraz daha geçmişe dayanıyor aslında. Reebok Black Top'lar vardı onları almıştım. İlkokul son sınıfa giderken zannedersem. Daha sonrasında da işte tabii hepimizdeki Jordan 1 hastalığı yani... Ve ulaşamama sıkıntısı vardı. Ama işte dediğim gibi ilk böyle en sevdiğim sneakerlarım Dunk'lar aldığım. Sonrasında da Jordan 3'lerim hala duruyor bende yani koleksiyonumun parçası olarak.
Şeye nasıl bakıyorsun? Yani şimdi artık tabii bu olay yani sonradan tekrardan üretilmeye başladıkça bazı modeller, bir de collab modeller işte böyle binlerce dolarları işte alıyorsun, normalde satışı 120-130 dolar, 140-160 dolar. Sonra oluyor 3000, 4000, 5000 dolar reseldeki satış. Sen nasıl değerlendiriyorsun resel olayını? Ya Türkiye'de de aslında bu popüler oldu. Hatta ne zamandı? 2010'ların ortasından itibaren belli başlı yerlerde satılıyordu ve sadece yani daha çok basketbola ya da hip hop, işte sokak kültürüne ilgi duyanların alışveriş yaptığı mağazalar vardı. Şimdi bunlar çoğaldı tabii, çok da güzel oldu. Ama satın alanlar da bu kalibrede insanlardı. Tabii daha sonra bunun iyi para getirdiği farkına varılınca daha tüccar zihniyetli insanlar da işin içine girdi ve biraz da bence bu yüzden yükseldi. Geçen hatta şeydi, bir yani Instagram'da bir sneaker hesabında biriyle röportaj yapıyorlardı. Böyle sneaker konferansının olduğu bir yerde. Dediler ki işte Sean Wotherspoon'lar var, Travis Scott'lar var, bu kadar popüler ayakkabılar var ama bunlar yani çoğu insan için de ulaşılabilir, çok parası olanlar için. İşte siz bunları tercih ediyor musunuz dedi. O da yani şöyle bir cevap verdi. Evet, çok pahalı ama o kadar popüler ki bütün hip hopçuların, artık rapçilerin, yeni yetme olanların da ayağında var ve çok bir özelliği kalmadı. Bunları giymek yerine ya bir klasik gazel ya da klasik converse giymek benim için daha anlamlı dedi. Evet, ben de diyorum ki sen ne düşünüyorsun? Çok iyi soru. Ben de bu hype yükseldikçe ben de birazcık şey, antipati fazlalaşmaya başladı. Mesela Travis Scott'ların en son program 46'da. Onu gördüm. Evet. İkinci sezonu başladı bu arada. Oh, biraz oturuşumu değiştireyim. 46'ın ikinci sezonun ilk programı Travis Scott'tı. Yani izlenmesi ve talep olarak işte yorumlar falan, beğeniler tabii Travis Scott ve Kolebi işin içerisine girince daha arttı ama yani sahteleri o kadar çok yapılmaya ve işte Resell'de fiyatları o kadar çok artmaya başladı ki ben o yüzden böyle şey oldum. Yani bir de Resell, ben hiç Resell'den ayakkabı almadım bu arada. Çok da şey değilim yani, hani Resell olayını böyle birazcık soğuk bakıyorum. O yüzden de biraz hype yükseldikçe beni biraz şey yapıyor yani. Evet, itiyor çekiyor. Değil mi? Evet. Bir süre sonra. Biraz daha klasik yani, işte o ilk çıkan Air Max kırmızılar, kırmızı beyazlar, işte mavi beyazlar. Ben de son zamanlarda biraz daha böyle Air Max'lere dönmeye başladım. İşte Dunk'ı çok severdim. Dunk'ların da böyle çok popülerleşmesi ve işte özellikle pandaların. Ya panda bütün lise öğrencilerinde varmış evet, şu an. Biraz Dunk'lardan da uzaklaştım. İşte ama Jordan 1'ler ve işte şeyler, Air Max'ler son zamanlardaki favorilerim. Ya biz bu programı birkaçıncı çekişimiz olduğu için aslında normalde ben sana biraz kendini anlatır mısın diyecektim ama zaten senin de hem yaptığın programlardan hem de işte NBA maçlarından işte gerçi artık onları çok artık fazla maç anlatmıyorum. Çok evet, ama zamanında ama böyle bir programa kemik, başladığımızda anlatıyordum. Kemik bir oradan oluşan fan kitlen var. Birazcık da seninle bu programı yapmamın sebebi ve isteğim şu. Yani NBA'de artık az önce sen de söyledin. Hı hı. NBA oyuncuları işte o kırmızı halıda maça girerken zaten böyle bir defileye çıkar gibi geliyorlar artık. Özellikle LeBron James. Ve bir şey oluştu yani orada. Bambaşka bir hikaye oluştu. Ayakkabılar çoğu zaman ilk orada gözüküyor. Ya DJ Khaled'de gözüküyor ya orada gözüküyor. Senin son zamanlarda basketbol oyuncularının NBA'de giydiklerinden böyle bir 5 tane ayakkabı sorsam sana hangilerini sıralarsın? Ya şöyle diyeyim, mesela Air Force One'ın çok büyük bir etkisi var. Geçmişten günümüze gelen hala o klasik bembeyaz olanı, Triple White mıydı ya da başka bir ismi vardı şu an hatırlayamadım ama ya o çok satıyor, her zaman da satacak. Phoenix Suns'ın işte All-Star'ı Devin Booker, Nike'la bir anlaşması var ve bu sezon başında Devin Booker, D-Book 1'leri giymeye başladı ve senle de Air Force'a çok benziyor. Ama çok güzel değil mi ya? Böyle güzel. Yuval, evet yani şeyi, yapısı birazcık daha Air Force'ın karemsi ama bunlar biraz daha böyle yuvarlak basketbol ayakkabısına, sanki yastıklaması çok iyiymiş gibi geliyor ya. Ya öyle bir ayakkabı yapmışlar ki eskiden, yani bundan bir 15 sene önce basketbol ayakkabısı ya pek dışarıda giyince biraz sırıtırdı. Şu anda o Devin Booker'ları görünce tamamen sanki kort dışı
Seçenekleri sonsuz gibi duruyor. Her şekilde giyilir. Çok güzel evet. yapmışlar. Bu sanki sneaker kültürünün de sokak kültürünün de buradaki etkisi çok büyük. Yani onu söyleyebilirim. Bir ikincisi şu anda çok popüler olan Kobe'leri tekrar retroladılar evet. ve Pro Tour 6 geliyor. Grinch var. Reverse Grinch. Evet. Kırmızısı o. Yani şu anda hele All Star haftasına giriyoruz artık. En az bir iki maçtan yani baktığım zaman 2-3 maçtan birinde en az bir oyuncu da o Kobe'leri görebiliyorum. Dodgers'ı olanını gördün mü? Mavi, lacivert beyaz olanı. O da yeni çıkıyor. Onu görmedim. Kobe'nin şey Los Angeles Dodgers maçına gittiği zamanki şeyi formasının renklerini yapmışlar. Aynen. Bayağı hoşuma gitti. Yani. Bir tane daha söyleyeyim. Bu daha üçüncüsü olsun. Daha yeni bir model. Eskiyle pek alakası yok. Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards'ın Adidas'la bir anlaşması var ve ona Anthony Edwards 1'i yaptılar. Ben modele bayıldım. Ben onu görmedim. Evet. Mesela Kevin Durant de şey dedi, hayatta giymem böyle bir ayakkabı dedi. Zaten Kevin Durant'ın anlaşması Nike'la. Ama ben gerçekten çok beğendim. Biraz daha kort içine uygun, dışarıda giyilir mi? Evet giyilir ama yani Devin Booker'lar ayarında değil ama yine de çok güzel bir ayakkabı ve iyi de tuttu. Şimdi All Star haftasına girilirken onun böyle tamamen bir parlament mavisi rengini çıkarttılar. Parlament diyebiliyoruz duruma. Parlament mavisi. Sonuçta internet artık televizyonda aynen. değiliz. Bu üç oldu. İki tane daha ne söyleyebiliriz? Bir tane ben sana... PJ Tucker'dan bir şey olur ama PJ Tucker bu ara çok oynamıyor. Evet ama tabii o şu anda sneaker headlerin başı NBA'deki. Ama ben All Star'da giyilecek olanlardan bir tane, hadi ben sana sordum ama bir tane ben söyleyeyim. Antetokounmpo'nun sabah konuşmuştum. Evet, tamam. Kardeşine ithaf ettiği All Star'da bir tanesinde kendi numarası, diğerinde de kardeşinin numarası olan ayakkabı çok hoşuma gitti benim. Orada da hep böyle kendi el yazılarıyla yazıyorlar ya ayakkabıların üzerine bir işte bir mesaj veriyorlar. Bu sefer el yazısı gibi yazılmış ama şey baskı yani orada verdiği mesaj. Ne yazdığını hatırlamıyorum da o benim bayağı hoşuma gitti yani. O star haftasındaki en güzel ayakkabılardan bir tanesi değil. Evet, bir Adidas, bir Nike'lardan başladık. Adidas oldu. Başka bir tane daha farklı bir model mesela New Balance'larla. Çok kısa konunun dışına çıkayım da geçtiğimiz bir iki ay önce sanırım sanatçı Taylor Swift New Balance 550 S'leri giymişti evet. ve bir anda stokları evet, fırladı o ayakkabının. Evet, çok yükseldi. Sen mesela öyle bir ayakkabıyı giyer misin? Giyerim. Evet, çok beğeniyorum. Çünkü o old school şeyi çok fazla var. Ben New Balance'ları ilk Bill Clinton'ın ayağımda görmüştüm. Evet, o N harfin çok çok değişik gelmişti. Kaç yılı olabilir? O zaman başkanken yani kaç 2000 yılı mı? Yani o civarlar herhalde. Böyle bir şeyde koşuya çıktı. 90'ların ortasında. Galiba tam bilmiyorum yani. Çok eski bir şey. Oradan böyle bir sempati ve ilgi duymuştum. Ama yani onunki tabii o koşu ayakkabılarıydı. Ama 550'ler çok hoşuma gidiyor ya. Bayağı güzel. Esas bir tane şey var. Bunu da sen ikimiz de çok beğeniyoruz. Air Jordan 3 J Balvin. Evet. Sunrise, evet. Sunset evet. modelleri. Yani ona hakikaten bayıldım. Çok ben güzel onlar. Ben siyahını daha çok beğeniyorum. Family and Friends rengini daha çok hoşuma gidiyor. 5'i bulduk. Evet 5'i bulduk geçtik bile. Ben de bir 5 hazırladım yani. Bu çok hazırladım tabii de. 5 taneye bu ay çıkılacak olanlardan. Air Jordan 4 Bread Reimagine çıkıyor. Siyah böyle deri olanı. Gördüm bilmiyorum bayağı. Evet evet, evet gördüm. Hoş, çok hoşuma gitti. Aslında 5 numaradan başlayacaktım ama şu anda bir bakıyorum numaradan ki başladım. Bir numaradan başladım. Ama 5 numaraya da öyle bir şey yazmışım ki dün gece hazırladım. Yani o da 1 numarayı çok zorlar yani. Neyse böyle devam edeyim madem 1'den başladım. 2 numarada Michael Jordan'ın oğlunun mağazası Trophy Room'un Air Jordan 1 Low OG'ler var. Kutusu falan da çok hoşuma gitti. Ben öyle şeyleri biraz takığım. Çok seviyorum. 3 numarada Air Force 1 kısalar Low Chinese New Year. Onları gördün mü? Bayağı Low, enteresan şey, güzel yani. Çin yeni yılında hayatta evet. atlamıyor Amerikalılar. Evet. Zaten çok büyük bir pazar var. Evet, şimdi aynen. Converse'inkileri de çok hoşuma gitti ama Converse maalesef sadece 45 numaraya kadar getiriyor ve bana olmuyor 46 dediğim için.
4 numarada bir Converse var. Converse'in Willy Wonka filmine özel yaptığı bir seri var. Wonka Chuck 70 Brown. Bu çikolatayı andıran, çikolata rengini andıran. İnanılmaz güzel. Çok beğendim onu. 5 numarada da aslında yerde değiştirebilirim. 1 numaraya. Jackie Robinson, beyzbol liginde oynayan ilk siyahi oyuncu. Onun adına birçok ayakkabı yapıldı son yıllarda. Hatta filminden sonra da böyle bir bayağı bir popülerliği tekrardan atmıştı. Air Max 1 86 silüeti benim 5 numaramda. Hmm. Bir de diyebiliriz aslında. Bilmiyorum. 25 mi? Bir, senle birkaç hafta önce konuşuyorduk. O zaman program bir yayınlanabilseydi. Evet. DT96 Air Max. Ha, aynen o, evet. Müthiş bir ayakkabı olarak çıkmıştı. Gerçi daha Türkiye'ye gelmedi. Belki de gelmeyecek o model. Bilmiyorum. Yani hani şu son zamanlarda böyle bir şey durdu sanki. Ayakkabı gelişi de durdu sanki. Ama herhalde bu o NBA All-Star haftasından sonra ayakkabılar piyasaya çıktıktan sonra yeniden gelmeye başlar diye düşünüyorum. Aklımda son bir soru vardı. Şu New Balance'la başladık ya, işte Taylor Swift 550 sayıları giydi. NBA'ye dönersek Clippers'ta Kawhi Leonard bu sene müthiş bir sezon geçiriyor. Onun da anlaşması New Balance'la. Ona da tabii All-Star yedeklerine seçildi. Bence normal All-Star'lardan daha kıymetli. Çünkü koçlar seçiyor. Evet, bence de. Ona da özel bir All-Star haftasına özel bir ayakkabı yapacaklar ona. Şimdi Kawhi Leonard çok iyi bir oyuncu. Hem iki kez en değerli oyuncu oldu. Finallerin en değerli oyuncusu oldu. İyi bir seviyede ve bu şekilde oynadığında NBA'nin en iyi 5 oyuncusundan biri. Ama en iyi oyuncular genelde Nike'da oluyor. Kawhi Leonard New Balance'da belli ki öyle de kalacak. Sence o bu form grafiğini devam ettirirse New Balance'da sence yani senin gözünde Nike'la bir seviyeye gelir mi ya da geçer mi, yoksa hep Nike birkaç gömlek üstte mi kalır? Bence gelmez diye düşünüyorum. Yani benim Nike'a olan özel tutkum ve sevgimin dışında Nike sadece basketbolda değil, yani işte müzisyenlere, işte sanatçılara, yani her yerde, her alandaki insanlara çok fazla destek veriyor. Ve her yerde var. Yani bu biraz aynı şekilde Converse'de de var. Converse'de zaten artık Nike'ın bir markası. Ve stratejileri çok iyi gidiyor. O yüzden çok fazla geçebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü basketbol ayakkabısını sahada görüyoruz. Aynı zamanda adam maça gelirken LeBron ayağında da işte dışarıda başka bir sanatçının işbirliği için yapılan ayakkabıyı giyiyor. Ve böylece yani dünyanın en büyük organizasyonunda bir taştaki kış vurmuş oluyorlar. Yani ikisini birden görebiliyorsun. Ve o şey alıcı, yani ayakkabıyı almak isteyenlere çok fazla şey yapıyor. Hayranlığını arttırıyor. Ve nasıl tam şeyi bulamadım kelimeyi, ama yani hani bir işte bizim 90'lardaki yaş grubumuzu düşün. Ben o zamanlar sadece kataloglar vardı, işte Rekor Spor'da falan kataloglardan görüyorduk. İşte yani oradan nasıl ayakkabılara bakıp böyle ağzımızın suları akıyorsa, şimdi de çocuklar işte NBA maçlarında oyuncular girerken ve işte sahada görüyorlar. Hatta bazı oyuncular, isimlerini tam hatırlamıyorum şu anda, artık çok fazla şey değilim maçlara, ama işte koşu ayakkabılarını bile maçlarda giyenler var yani hani. Evet, birkaç sene önce de klasik Air Max 1'i bile giyen vardı. Evet. Nick Young giyiyordu bir 7-8 sene önce. Evet, hatta eskiden giyen bir basketbolcunun oğlu da şimdi giymeye başlamış. Onu gördüm de ismini hatırlamıyorum sadece. Kolejde giymiş galiba. Hmm. Yani hani bu bir gelenek olarak devam ediyor diye. Aslında bu bir marka planlama stratejisi. Yani hani giyilir mi, işte ayağa zarar verir mi bilmiyorum, ama belki de alışkanlığından giyiyordur. Yani veya genel söyleyeceğim şu ki yani bence gelemez o noktaya, ama yaklaşabilir mi? Olabilir, ama piyasada artık Çinliler de girmeye başladı. Çok kaliteli ayakkabılar, evet, yapıyorlar ve bir sürü NBA oyuncusuyla da anlaştılar. Evet, Puma da girdi işin içerisine. Converse de girdi. Converse de tekrar basketbolda basketbol ayakkabıları yapıyor. Yani bilmiyorum, benim özlediğim, en çok özlediklerimden bir tanesi And1'dı. Evet. Netflix'teki belgeselinde de zaten böyle bir anda çıkıp işte sokak basketboluyla mixtape'lerle sonra çakıldılar. Evet, aynen. Böyle bu konuya gelmişken, hazır biz Shopigo'da yeni bir sneaker ligi başlatıyoruz. O da bu programdan sonra umarım hayata girer ve artık
Shopigo müşterilerinin ve Shopigo takipçilerinin de oylarıyla her hafta bir ayakkabı ligi olacak. Onun da detaylarına bu programdan sonra takipçiler ulaşabilir diye düşünüyorum. Aslı bana gönderirse onları biz de paylaşmaya başlayacağız yavaş yavaş. Evet, benim güzel. Evet, ilk program için söyleyeceklerim bu kadar. Evet, gayet güzel. Evet, hepsini biz, bu programda bitirmeyelim biz. Ve inşallah daha konuklarımızı da alacağız. İlk program için teşekkür ediyorum. Hayırlı ben teşekkür olsun ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu teşekkür olsun. Yine bekleriz. Tamam. Aynen. Görüşürüz o zaman. We are Shopigo.